Evet pıtırcıklarım, hadi bakalım cümlede anlam. Sözümü unutmadım, ne dedim ben size? Instagram'dan takipte kalın. 27 günlük tanesi 10'ar 15'er dakikadan oluşan sözcükten anlam, cümleden anlam, paragraftan 27 günlük 10'ar 15'er dakikalık harika bir kamp yapacağız taktiklerle paragrafı. Unutmayın. Cümlede anlam. Önce en sevdiğim beyaz tahtama bir koşayım mı? Koştum. Hadi bakalım. Arkadaşlar ilk önce şöyle bir anlamlarına giriyoruz, cümleleri bir görelim. Bak bir. Bunu ben size cümle türlerini anlatmıştım. Ama yüklemin anlamına göre cümlelerden bir daha bahsetmek istiyorum. Bir, olumlu cümle. Bak, 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 bak. İki, olumsuz cümle. Olumlu cümle ile olumsuz cümleyi asla köşeye atmayalım. Tamam mı? Bak, olumlu cümle nedir? Bir iş eğer gerçekleştiyse, gerçekleşmişse ya da gerçekleşecekse ya da bir özellik varsa olumludur. Eğer bir iş baktınız gerçekleşmemişse, gerçekleşmediyse, gerçekleşmeyecekse ya da bir özellik baktınız yok, o zaman bu olumsuzdur. Ama ben size kerameti şimdi söyleyeceğim. Olumsuzlukta keramet şudur. Olumsuzluk unsurları vardır. Bunlar nelerdir? Ma-me. Maz-mez. Sız-siz. Yok ve değil ekleri ve sözcükleri varsa bu olumsuzdur. Yani şöyle demeyin. İyi şeyleri, ay hocam ne kadar güzel olumlu. Kötü şeyleri, ay hocam ne kadar kötü olumsuz demeyin. O zaman iyi cümle kötü cümle derdim. Olumlu olumsuz başkadır. İş gerçekleşti, gerçekleşiyor. Tamam mı? Şimdi diyorum, iyi bakın. Adam öldü. Gayet güzel. İş gerçekleşmiş. Olumlu. Bak. İlyas her gün gelir. Tamam. Olumlu. Kız çok güzel. Olumlu. Bak gördün mü? Çok parası var. Olumlu. Bir özellik var. Güzellik özelliği var. Parası var. Tamam. Şimdi olumsuz yapmak için olumsuz unsurları getir. Öldü olumlu, ölmedi olumsuz. Yani keramet ekle. İlyas gelir olumlu, İlyas gelmez olumsuz. Kız güzel olumlu, kız güzel değil olumsuz. Çok parası var olumlu, çok parası yok olumsuz. Bitti. Olumluyla olumsuzun mantığını ne kadar kolay bir şekilde kafamıza yazdık mı? Şimdi bana bakın buraya. Üç. Bak. Biçimce olumlu. Anlamca olumsuz cümle. Bak. Biçimce olumlu. Anlamca olumsuz cümle. Yani cümlenin biçimi olumlu olacak. Görünüşü, görüntüsü. Ama anlamı olumsuz olacak. Hani bir kız gördüm deyince biçimine bak dediğin zaman tipine bakıyorsun değil mi, görünüşüne? Aynen öyle. Bak. Şimdi yazıyorum. Ne evi ne arabası var. Şimdi bana bak. Bu cümlenin biçimine B biçim, A anlam. Biçimine baktım. Mame, mazme, sizsiz yok değilden birisi yok. O zaman bu cümle biçimci olumlu. Şimdi anlamını lütfen parantez içine yaz. Ne evi, ne arabası var, onun evi de, arabası da yok anlamına gelmiyor mu? Anlamın içerisinde yok, olumsuz unsuru kullanmış. O zaman bu cümle anlamca olumsuzdur. Bak, biçimci olumlu, anlamca olumsuz. Bak, bu havada test mi çözülür? En çok sık sorduğunuz şey değil mi kendi kendinize? Evet, bu havada test mi çözülür? Şimdi biçim ve anlam. Biçime bakın. Mame, mazmes, sisiz var mı? Yok. Biçimci olumlu. Şimdi anlamını parantez içine yazıyorum. Bu havada test mi çözülür? Bu havada test çözülmez. Anlamın içinde mez var. O zaman bu cümle anlamca olumsuz. Biçimci olumlu, anlamca
olumsuz cümleyi de karşımıza aldık. Şimdi 4. Bak bu sefer de diyorum ki ben. Biçimce olumsuz. Anlamca olumlu cümle. Bu sefer biçimi olumsuz olacak ama anlamı ne olacak? Olumlu olacak. Bak yazıyorum. Seni sevmedim değil. Şimdi bu cümlenin biçimine bakıyorum. Bir de anlamına bakıyorum. Seni sevmedim değil. Aa, olumsuz ekleri var. Olumsuz sözleri var. Biçimci olumsuz. Peki verdiği anlamı yazdır hemen. Seni sevmedim değil. Hangi anlam veriyor? Aa, sevdim anlamı veriyor. Hop, o zaman anlamca olumlu oldu. O zaman biçimci olumsuz, anlamca olumlu cümlenin de nasıl olduğunu hep beraber görmüş olduk mu? Evet. O zaman hibrit model. Hemen akıllı tahtama geçiyorum. Buyurun. Şimdi metinde kazandığı anlama göre cümleler. Cümleler metinde anlam kazanıyor. Bak bir, eş anlamlı cümleler. İki tane cümle veriliyor. Ve aynı anlama sahip olabilir bunlar. Bunu sorularda şöyle çıkacak. Bana yukarıda bir cümle verecek. Verdi mi? Verdi. Anlamcı aşağıdakilerden hangisi en yakındır ya da anlamcı eşittir diyecek. Bak, aydın insan kafasından geçenleri birkaç sözcükle söyleyiverir. Bu da onun kabiliyetini gösterir. Bak, aydın bir insan var. Kafasından geçenleri uzatmıyor. Birkaç sözcükle söylüyor. Bu da kabiliyetini gösteriyor. Az sözde çok şey anlatan, birkaç sözcükle kafasından geçenleri söylemek az sözde çok şey anlatandır. Bak eşleşti. Bilgin, aydın. Bak bu da bununla eşleşti. Bu yaptıklarda yetenekli olduğunu gösterir. Yetenek, kabiliyet. Eşleşti. O zaman al sana eş anlamlı cümle. Bak bu özel birbirinin aynısı değildir. Ama aynı yolun yolcusudur. Aynı ruhu taşır. Anlamları birbirine moda moda aynı değil ama yorumlamayla çıkar. Bak birisi için düş olan bir başkası için düş kırıklığı olabilir. Mesela benim için hayal olan ama Kübra için hayal kırıklığı olabilir. Aynı olaya bir kişinin yüklediği anlam bir başkası için düş kırıklığı olabilir. Bak aynı yolun yolcusu. Bir için hayal olan öbür için düş kırıklığı. Birisi için birbirinin yüklediği anlam, bak burada düş olan dememiş, anlam demiş. Diğer için düş kırıklığı olabilir. Anlam moda mod aynı değil ama yakındır arkadaşlar. Bak, hayat geriye bakarak anlaşılır, ileriye bakarak yaşanır. Hayatı geriye bakarak anlayacağım, tecrübe kazanacağım, ileriye bakarak yaşayacağım. Geçmişte yaşananlar insanı deneyim kazandırır, bugün ise geleceğe yöneliktir. Bak, moda mod aynı değil ama aynı yolun yolcusu. Hayat, geriye bakarak hayatı anlayacağım ama ileriye bakarak yaşayacağım. Bu da diyor ki, geçmişte yaşananlar benim için deneyim, bugün ise geleceğe yöneliktir. İkisi de yakın anlamda. Bazen zıttır. Anlamın birisi otur der, öbürü kalk gidek der. Bak, yazar romanı yazarken sanki fil dişi kulesindeymiş gibi kimseyi dikkate almamış bireysel. Fil dişi kulede, bireysel. Sanatçı romanda halkı ve halkın sorunlarını anlatarak işlerini yakalamıştır. Toplumsal. Aa, birisi oturak diyor, biri kalk gidek diyor. Biri diyor bireysel kendini anlatsın diyor, biri toplumu anlatsın diyor. Karşıtlık var. Okurlarda yaşanmış ikisi veren öykülerimin hiçbirinde ben bulunmam. Demek ki ben yaşanmış ikisi vereceksem eserlerimde kendimi katmam demiş. Öbürü de demiş ki kurmaca yazmayı severim. Göklerde gezmeyi, hayallerde dolaşmayı seven okurlarım çoğunlukta. Bak birinde yaşanmışlık hissi veren gerçek gerçeğe yakın eserler. Birinde kurmaca yazma, kurmaca hayal ürünü yazma. Birisi oturak demiş, öbürü kalk gidek demiş. Al sana anlamca karşıtlık. Evet, bakın. Yukarıdaki numaralanmış yargılardan hangileri anlamca birbirine en yakındır? Ben anlamca birbirine en yakını bulacağım. Büyük projelere yarım kalmış fikirlerle başlanmaz. Ben büyük bir projeye başlayacaksam yarım kalmış fikirle başlamayacağım, fikrimi tamamlayacağım. Başarılı olan her işte ortak çalışma olur. Burada ortak çalışma. Değil mi? Rakiplerin büyüklüğünü düşünmek değil, çalışmak gerekir. Çalış, sürekli düşünme birilerini. Değerli bir konu üzerinde uzunca düşün, sonra hareket et. Geç. Herkesi ilgilendiren bir konuda tek başına hareket edilmez. Bak, 5 tek başına hareketten bahsetmiş, hiçbiri tek başına hareket dememiş.
Üç, rakiplerinin büyüklüğünü düşünmek, çalışmak gerekir. Çalışmanın önemini vurgulanmış. İki, ortak çalışmanın önemi vurgulanmış burada. Tamam, ortak çalışmanın önemi vurgulanmış. Şimdi iyi dinle. Burada iki ile beşi birbirine yakın gibi düşün. Tamam, bak iki şık arasında kalacaksın. Biri de bir ile dört zaten. Bak, bunlardan birisi zaten. Şimdi iki, başarılı olunan her işte ortak çalışmadır. Ortak çalışmayla başarı gelir demiş. Burada da herkesi ilgilendiren bir konuda tek başına hareket edilmez. Bak, biri başarılı olunan yer diyor, biri herkesi ilgilendiren bir konu diyor. Aslında aynı gibi ama farklı. Şimdi herkesi ilgilendiren bir konuda tek başına hareket edilmez, beraber hareket edilir, öbürü de başarılı olunan iş. Başarılı olan herkesi ilgilendiren farklı. Bu yüzden 2 ile 5 bize yem, atlama. O yüzden cevap 1 ile 4. Bak iyi dinle. Büyük projeleri yarım kalmış fikirlerle başlanmaz. Fikir yarım kalmayacak. Bu yüzden uzunca düşün fikrin yarım kalmasın. Sonra harekete geç, sonra başla. Büyük proje değerli konu. O zaman yakınlık 1 ile 4 arasındadır en yakın. Niye 2 ile 5'i bozduğunu anladın mı? Böyle üstün körü okuyunca sanki aynı gibi gelir. Hayır, iyi düşün. Bak, yukarıdaki cümleden, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Her özel üniversitenin kendine göre özel problemlerinin olup olmadığı mesele değil. Problem olsun diyor. Önemli olan bu yılki problemlerinin geçen yılki problemlerle aynı olup olmaması. Yani problem olur ama çözmeyi bil. A. Her özel üniversitede sorun çıkabilir, keramet sorunu çözebilmektir. Evet. Her özel üniversite belli dönemlerde belli krizleri yaşayabilir. Tabii ki belli problemler olabilir. Üniversitelerin sorunları değil, sorun çözümündeki performans önemli. Problem olabilir diyor. Sadece aynı problemi yaşama diyor. Sorunu çöz diyor. De, problem her zaman yeni problemi doğurur. Bu yüzden ortaya çıkmadan önlem alınmalıdır. Hayır, yukarıda önlem alalım demedi. Problem yeni problemi doğurur da demedi. Yukarıda anlattığı farklı problem. O yüzden D'ye ulaşamam. E, sorun her kurumda ve şirkette olabilir. Çözüm bulalım yeter ki. Bitti. Tamam mı? Dikkatli oku ve olayı çöz. Bak, anlattığı duygu, düşünce, kavrama göre cümleler. Neden sonuç cümlesi? Ben size ipucunu vereyim. Gençler, dık için ya da dı için görürsen neden sonuç cümlesiyle karşı karşıyasın? Yoksa da kafandan sen koy. Ya da çünkü ibaresini görürsen neden sonuç cümlesiyle karşı karşıyasın? Ben size ipucu vereceğim. Başka kelimeler de var dığından gibi. Dık için, dığı için, den dolayı, den ötürü, çünkü diye var. Ama burada dık için yoksa da koy ya da çünkü. Bu önemli. Çok sevdiğinden ta buralara kadar getirmiş ailesini. Koy, çok sevdiği için getirmiş. Mis gibi oturdu. Bak, buralara kadar ailesini getirmesi sonuç. Niçin? Çok sevdiğinden, bu da neden. Neden sonuç cümlesine, sebep sonuç cümlesi de denebilir. Çık diye oturdu. Dık için koy. Hasta olduğu için. Dık için zaten var. Ahmet'in kardeşini de buraya getirmedi. Arkadaşlar bu sonuç. Niçin? Hasta olduğu için. Bu da neden? Çok sık kitap okuduğundan koyduk içine. Çok sık kitap okuduğu için. Bitti. Dık için koydum. Paragraf sorularını sektirmez. Sonuç. Al sana. Bu da neden? Çok sık kitap okuması. Her gün 100 kilometre yol gidiyordu. Çünkü onu görmeden yapamıyordu. Burada da ters. Her gün 100 kilometre yol gidiyordu. Onu görmeden yapamıyordu. Bu sonuç, bu neden. Arada çünkü varsa önce neden sonra sonuç olmaz. Önce sonuç sonra neden. Dık içini koyalım. Onu görmeden yapamıyordu. Onu görmeden yapamadığı için. Bak yine dık için koydum. Her gün 100 kilometre yol gidiyordu. Çık diye otur. Demek dık için çünkü. Tamam mı? İyi dinle. Araya dık için çünkü ifadesini getirirsen rahatlarsın. Çok ders çalıştığından onu da Ahmet de göremedi. Çok ders çalıştığı için getirdim. Bu şekilde düşün. Çok ders çalıştığı için bak. Dık için getirdiğin zaman olay çözülüyor. Onu da Ahmet de göremedi. Çünkü çok ders çalışıyordu. Araya çünkü de getirebilirsin. Ama çünkü getirdiğin zaman neden sonucun yeri değişiyor. Sonuç şurada oluyor. Neden? Burada oluyor. Bak, kolay bir şekilde olayı çözebiliriz. Adamı burada göremedim çünkü yıllardır Almanya'dan kaçak hayatı yaşıyordu.
Buyur. Dık için koy. Almanya'da kaçak hayatı yaşadığı için onu burada göremedim. Bitti. Veri toplantısı olduğu için annesi bugün gelemedi. Bak dık için koy. Olay zaten çözülüyor. Yeterince parası olmadığı için araba alamadı. Çocuklar dersi dinlemediği için zaten dık için var. Başarısız oldular. Yani senin kerametin dık içindir. Unutma. Amaç sonuç. Oo, burada da keramet mak için. Hani mak amacıyla şudur budur olur ama sen burada kerametin mak için olsun. Mak için varsa ya da sen mak için koyabiliyorsan o amaç sonuçtur. Bak. Mak için mak üzere diye mak amacıyla ama mak için bana. Sanatını icra etmek üzere bu akımda yer alıp okuyucuya ulaştı. Sanatını icra etmek için bitti. Bu akımda yer alıp okuyucuya niye ulaştı diye düşünme. Hangi amaçla ulaştı diye düşün. Sanatını icra etmek için. Bak. Konya'ya okuma sevdireyim diye Konya'ya okuma mak için koy. Sevdirmek için. Ekip 42'de görev alıp gece gündüz çalıştı. Adamı hapse atmak için. Tüm polisler harekete geçirdi. Mak için koyarsan amaç sonuç, dık için koyarsan neden sonuç. Seni görmek için zaten mak için var. Mak içini bulduğun zaman düşünme. Okuma diğer şıklar. Tamam. Koşul şart. Hepimiz yaparız. Genelde sahseye gelir. Ama burada olay nedir biliyor musunuz? Şudur. Kafandan sahseye koyarsın. Çocuğuna bile dersin. Yemeğini yersen seni parka götüreceğim. Kardeşine dersin. Ödevini yaparsan sana jelibon alacağım. Budur işte. Evet. Bir koşul sürüyor. Tamam mı? Bak. Ramazan ayında hava bu kadar sıcak olursa oruç tutmak zor olur. Bak. Sahse. Değil mi? Oruç tutmak zor olur. Şart. Ramazan ayında hava bu kadar sıcak olursa. Bak seni ararım. Sen de her gün beni arayacaksın. Arayacağım ama koşulum bu. Sen de her gün beni ararsan seni ararım. Kitap okudukça okuma hızın artar. Kitap okursan okuma hızı. Okuma hızın artması için şartım ne? Kitap okuman. Adamın parasını ödeyince senetleri sana teslim ederim. Senetleri teslim ederim ama koşulum adamın parasını ödeme. Bak koşul burada vardır. Tanım cümlesi. Tanım cümlesi nedir sorusunun cevabıdır. Tanım. Sıfatlar isimlerin önüne gelerek onları niteleyen ve belirten sözcüklerdir. Tanım. Ya da isimlerin önüne gelerek onları niteleyen ve belirten sözcüklere sıfat denir. Bu kadar basit. Bak. Özelde nesne de olabilir. Sıfatlar isimlerin önüne gelerek onları niteleyen ve belirten sözcüklerdir. Tanım yapmışım. Zamirler bazen insan isminin yerine bazen de başka nesneler yerine kullanılabilir. Bak. Bu tanım değil. Zamir nedir sorusunun cevabı değil. Zamir hakkında bilgi vermiş. Şöyle deseydi. Zamirler ismin yerine gelen sözcüklerdir. İşte o zamir nedir sorusunun cevabıydı. İsmin yerine gelen sözcüklere zamir denir olurdu. Bu tanım değildir. Anlaşıldı mı? Bu nedir? Nedir sorusuna cevap almayalım. Karşılaştırma. Anahtar kelimeyi yazayım ÖSYM'de. En ve daha iyi görürseniz bitmiştir. Hani gibi kadar falan da karşılaştırma yapardı. Bazen şöyle değil. Kadir'in boyu Kübra'nın boyundan daha uzundur gibi net karşılaştırma veremiyor. Bazen çok şey. En güzel kalemim bu. Diğer kalemlerimle karşılaştırıyorum ben. Daha güzel bir hava görmedim. Diğer havalarla karşılaştırıyorum. En ve daha iyi dikkat et. Hani gibi kadar daha ise oysa göreden. Bunları görebiliriz ama çok net değil. Roman hikaye göre uzundur şeklinde böyle ikisini vermeyebilir bazen. En ve daha iyi dikkat et. Dün sabahtan akşama kadar bıraktığım şehir şu ana kadar gördüklerimden daha muhteşemdi. Diğer gördüklerimle bunu kıyasladım bugün gördüğüm. Adamın son hikayeleri diğerleri kadar iyi değildi. Adamın diğer hikayeleriyle son hikayelerini kıyasladım. Son dönem şairleri eskilere göre alınganlı. Son dönem şairleriyle eski şairleri kıyasladım. Ahmet'ten başarılı olduğunu söyledi. Ahmet'le oyun onu kıyasladım. Gördüğüm kıyafet en güzeliydi. Diğer kıyafetlerle bunu kıyasladım. Unutma. En ve daha ÖSYM'nin sorularını. Nesnel anlatım, özel anlatım. Bunu şöyle sorarlar. Hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır derler. Nesnel nedir biliyor musunuz? Doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye değişmez ve aynıysa nesneldir. Kişiden kişiye değişirse nesneldir. Diyorum ki Kübra'nın yeni romanı harikaydı. Bana göre harikaydı. O zaman özel. Herkese göre değil. Kübra'nın 3 romanı var. Kime sorarsa sorayım.
nesneler. Yanlış olsa bile. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Kişiden kişiye değişmez. Doğrudur herkese göre. O zaman bu nesneldir. Türkiye'nin başkenti Konya'dır desem yine nesneldir. Neden? Yanlış. Herkes yanlış der buna. Buna dikkat et. Bak, nesnel kanıtlanabilir, kişisel yargı içermez. Adam eserini klasizm akımı sanatçılarından çevirmiş ve eserlerinde bolca edebi sanata yer ver. Herkese göre aynı. Yaptığı eleştiriler yüzünden 1980'de yargılandık. Aç kitaba bak aynı. Ama öznele bak, kanıtlanamaz. Doğru, yanlışlığı yoruma dayalıdır. İnsanların okuyunca kendilerini buldukları bu eşsiz yapıt, klasizm akımı sanatçılarından çevirmiş. Eşsiz demiş. Dur. Bak, hemen hemen aynı. Ama burada eşsiz demiş. Belki Kübra'ya göre eşsiz değil. Eleştiriler herkesin anlayabileceği türden değildi. Bana göre herkesin anlayabileceği türden değildi. Ama başkası, yo herkes anlar der. Eleştirisini sever belki. O yüzden dikkat et. Bunlara dikkat et. Doğrudan anlatım, dolaylı anlatım. Doğrudan anlatım nedir biliyor musun? Sözün hiçbir değişikliğe uğramadan ağızdan çıktığı gibi verilmesidir. Şimdi buraya bir bakın. Evet, hibrit model ya. Buraya bakalım. Ben kendime bir yer açayım mı? Açayım, hemen silgim. Ve siz o eşsiz bezimizi görmeyin. Hemen silgiyi aldım. Bakın. Şu kadar yer açsam işimi görür diye düşünüyorum. Görür mü? Bence görür. Bak. Hep beraber şöyle bakalım. Şimdi şuraya. Hadi bakalım. Görkemi çiziyorum. Görkemin gözü var, ağzı da var, kulaklar. Bu sevgili Görkem Şahin. Tamam? Tamam. Şimdi şuraya da bizim İlyas'ı çizeyim. İlyas Hoca. Kulağı var mı? Var. İlyas Güneş. Şunlar da biziz. Bak Kübra sen ters duruyorsun. Evet. Bunlar da biziz. Şimdi Görkem Şahin'in ağzından bir kelime çıkmış. Tamam. Ben kırmızı et yerim. Şimdi Görkem bunu İlyas'a söyledi. İlyas hiç değiştirmeden aynen bize verdi. O zaman bu nasıl anlatımdır? Doğrudan anlatımdır. Tamam. Nasıl anlatılmış bu? Doğrudan anlatım. Hadi bakalım. Aynen doğrudan anlatımla alakalı beraber birkaç örnek sizinle birlikte verelim. Birkaç örnek çalışmasını beraber yapalım. Bak yazıyorum. İyi bakın. Aynen Görkem sadece bize kendi söylerse ben kırmızı et yerim. Hiç aracı yok. Doğrudan anlatım. Şimdi İlyas Hoca bize konuşuyor. Diyor ki Görkem ben kırmızı et yerim dedi. Ya da Görkem'i söylemiyor. Bak ağzından çıkanı değiştirmiyor. Ben kırmızı et yerim dedi. Tırnak aramayın, tırnak yerine virgül kullanabilirdim. Ben kırmızı et yerim dedi. Akşama kadar video çekince kolum da yorulmuş, yazı da kötüleşiyor ha. O zaman bu nasıl anlatımdır? Bunların alayı doğrudan anlatımdır. Ama şimdi bakar mısın? Görkem bir cümle kurdu ve İlyas bunu güzel beyninde işledi ve bize üzerinde değişiklik yaparak verdi. Dolaylı anlatım. Görkem'in cümlesini aynen aktarmadı, değişiklik yaparak verdi. Görkem, kırmızı et yediğini, anahtardaki ifadeye bakın, söylediği, belirtti ya da ifade etti şeklinde verdi. O zaman bu anlatım misler gibi nasıl anlatımdır? Dolaylı anlatımdır. Tamam mı? Ağızdan çıkan değişti. Dikkat et. Ah, şimdi geldik. Bana seni çok seviyorum dedi. Ağızdan çıkan hiç değişmemiş. Doğrudan anlatım. Tamam. Şöyle deseydi peki.
Beni çok sevdiğini söyledi deseydi dolaylı olurdu. Bak ağızdan çıkan değiştiriyorum. Asla o kişiyle yarın görüşmeyeceğim. Direkt cümle vermiş, o da doğrudan anlatım. Ya da asla o kişiyle görüşmeyeceğim dedi. Bu da doğrudan anlatım. Bak ben kırmızı et yerim de doğrudan anlatımda. Ama değiştirirsem söyledi, belirtti, ifade ettiği gibi. Beni çok sevdiğini söyledi dolaylı. Ama bana seni çok seviyorum dedi deseydim doğrudan olurdu. Amcası asla o kişiyle görüşmeyeceğini ifade etti. Dolaylı. Amcası asla o kişiyle görüşmeyeceksin dedi deseydim. Ağzındaki aynı ifadeyi verseydim o zaman doğrudan olurdu. Burada dolaylı. Evet. Cümledeki diğer anlam var. Varsayım. Gerçekleşmemiş bir şeyi gerçekleşmiş kabul etmektir. Olmamış bir şey. Tut ki yağmur yağdı. Yağmur yağmadı, öyle kabul et. Diyelim ki karnım acıktı. Öyle kabul et. Kabul edelim ki ODTÜ'yü kazandın. Şu an olmamış ama öyle kabul ettik. Mesela önümüzdeki sene üniversitedesin. Bak olmamış, olmuş gibi kabul ediyoruz. Düşünelim ki Boğaziçi Üniversitesi İktisat bölümünü kazandı. Bak olmamış bir şey. Olmuş kabul ettim. Bu ifadelerle yapılır. Tahmin, sezgi ve öngörü. Bana bakın. Öngörü de bir tahmindir. Ama tahmin hem geçmişe yönelik olur hem geleceğe yönelik olur. Öngörü de bir tahmindir. Ama öngörü sadece geleceğe yönelik olur. Tamam mı? Bak bunu küme vesilesiyle anlattım. Bak alın size küme. Öngörü sadece geleceğe yönelik olur. Tahmin hem geçmişe hem geleceğe yönelik olur. Bakın bir örnekle beraber inceleyelim. 2 yıl önce sınıfa gelen çocuğun önceki okulunda büyük bir suç işlediği düşünülüyor. Geçmişe yönelik direkt tahmin. Tamam. Önümüzdeki hafta sınav sonuçlarının açıklanacağını ifade etti spiker. Bu geleceğe yönelik. Değil mi? Açıklanabileceğini. O zaman burada hem öngörüdür hem de tahmindir. Evet. Olasılık ihtimal. Kesinlik yoktur. Belki, galiba, sanırım, zannederim, sanki, ebilmek gibi kelimeler kullanır en çok. Belki, galiba ve ebilmek vardır. Belki o da özlemiştir. Olasılık özlememiş de olabilir. Galiba beni o da aradı. Aramış da olabilir. Kübra gelebilir. Evet. Bunların hepsi olasılık. Diğer adı ihtimaldir. Kesinlik. Net. Çocuk 8 Ağustos 2008'de doğdu. Net bilgi. Net. Tamam mı? Yoruma varırım. İlla bu arada bu saydıklarımın hepsi bir cümlede. Yani illa biri olacak diye bir şey yok. Birden çoğu da olabilir. Yorum. Beni mutlu etmek için göründü gökkuşağı adeta. Hayda. Kendi yorumu. Gökkuşağı biliyor mu bakalım bunu? Yani gibi. Hayıplanma. Bir olay ya da durum karşısında üzülmek. Genellikle kaçırılan fırsatı. Ya sakın yapmayın, çalışın. Keşke çok çalışıp kazansaydım şu okul. Fırsat kaçırmışsın. Hayıflandın. Yakınma. Sızlanması, şikayet etmesi. O kadar kötü gün geçirdim. Kimse kapımdan bakmadı. Yakınıyor. Arkadaşlar, dostları bakmamış. Öneri. Önceden bir tavsiye yapıyorum. Şiirlerinize bu kadar sembole yer vermeyiniz. Ha. Günde 20 paragraf çöz. Bak, bunların hepsi öneridir. Tasarı, ileriye dönük yapılan plan. 9. sınıf öğrencilerinin daha iyi yetişmesi için bir okul dergisi çıkaracağız. İleriye yönelik bir planda bulmuşum. Eleştiri. Olumlu da olur, olumsuz da olur. Saçın çok güzel olmuş. Olumlu eleştiri. Saçın olmamış. Siyah kullanma, sarıya boya. Olumsuz. Ya fark etmez. Genelde bir eser için. Halt edip ilk romanlarında sürekli kadın konusunu işleyerek kendini tekrar etmiş. Olumsuz bir eleştirir. Bitti. Genellikle eserler hakkında olur. Kanıksama. Çok tekrar eden durumun artık etkilemesi hale gelmiş. Çok alışma, aşırı alışmadır. Aşırı alışmalardan kaç. Test çözerken çalan müzik artık rahatsız etmiyor beni. Evet. Gençler, hayatımızda bazı şeylere alışıyoruz ama kötü şeylere de alışmaya başladık. Ekonomik duruma. Artık herkes alıştı, farkında mısınız? Ya da şehit haberlerine. Sürekli şehit haberleri geliyor. İnsanlar eskiden şehit haberi geldiği zaman hemen televizyona odaklanır. Acaba kim ne düşünürdü? Şimdi alıştı, artık televizyon çeviriyor. Yani alışmak kötüdür. İyi şeylere alışmak tamam ama kötü şeylere de alışmayalım. Ön yargı. Bir kişi ya da olay hakkında önceden edinilmiş genellikle olumsuz durumlardır. Bu son şiirde okuru etkilemeyecek, göreceksiniz. Bak önceden bir olumsuz tutumum var. Şimdi saptama ve çıkarım çok önemli, iyi dinleyin. Saptama herhangi bir durumu tespit etmektir. Ve burada bir araştırma yapıyorum ya da bir gözlem yapıyorum.
Dışarı bakıyorum. Dışarıda 22 adet araba var. Bitti saptama. Kübra'nın son romanı 22 bölümden oluşmuş. Saptama. Kadir Hoca stüdyoda ders anlatıyor. Saptama. Gözlem niteliğinde de vardı. Yan stüdyoda Can Körü var. Saptama. Sağ stüdyomda Görkem Şahin var. Saptama. Görkem Şahin şu an kapıyı çaldı kaçtı. Saptama. Bitti. Bunların hepsi saptamadır ya. Kübra'nın şu an kulaklığı var. Saptama. Kübra edebi sanatları çok kullanır. Eserlere baktım saptama. Saptama bu. Bu romancımız yaşam boyunca sadece bir roman yazmış. Saptama. Araştırma gözlem sonucu da vardı. Ama çıkarım dediğiniz zaman olay değişir. Çıkarımda saptamadan hareketle bir yoruma var çıkarımda. Kendi yorumumu orada söylerim. Hadi varayım mı? Kübra'nın yüzü sararmış saptama. Kübra'nın yüzünün sararması hasta olacağını gösteriyor. Aha, çıkarımda bulundum. Gördünüz mü? Bir saptamadan bir yere varıyorum. Bak, şiir kitabı satışlarının azalması şiirden anlamayan bir neslin yetiştiğini kanıtlıyor. Bak, bir yerden bir yere vardım. Anladım. Çok çalışmaması sınavı kazanamayacağını gösteriyor. Bak, çok çalışmıyor dersem saptama. Çok çalışmaması sınavı kazanamayacağını gösteriyor dersem oradan çıkarıma atladım. Evet, şimdi içerik nedir? Bir eserin ne anlattığıdır. Bak, şair Anadolu köylüsünü anlatmış. Tamam. İstanbul'un fakir semtleri romanda sunuldu. Bitti. Eserin ne anlattığıdır. Ama bu eseri nasıl anlattı? Onun dili, onun üslubu, onun tekniği. İşte bu biçemdir, üsluptur. Yazar eserini konuşma diliyle. Şair tam bir isyankar, koyu gerçekçidir şu yazdığım mısralarında. Bak, isyankar bir teknikle yazmış. Şair realist bir yazım tekniği uygulamış. Bitti. Şair sade dille yazmış. Evet. Peki bir cümlede ikisi beraber olur mu? Olur. Şair Anadolu köylüsünü sade bir dille anlatmış. Hem içerik oldu, hem biçem oldu. Bir de biçemle karıştırmayın, biçim var. Eserin dış görünüşü. Efendim kaç sayfa oldu? 35 sayfalık. Bitti. Kaç bölüm? 2 bölüm atıyorum. Kitabın kapağı, rengi, dışı. O biçimdir. Ama ben biçem dedim. Üslubu dilidir. Bakalım yukarıdaki cümlede verilmek istenen mesaj hangisidir? Bir cümle var ve o cümleden bana ne verilecek? Mesaj. Yiğit bin yaşar, fırsat bir düşer. Bin yıl yaşarsın, fırsat bir kere gelir. İnsan ne kadar yıl yaşadı değil, kaç fırsatla karşılaştığı önemlidir. Hayır, ne kadar yıl yaşadığı önemsiz dememiş ki. Bin yıl daha yaşansa fırsatla ne zaman karşılaşacağı illaki bellidir. Yok, aksine belli değil. İnsanın karşısına nadir çıkan fırsatların kıymetini bilmesi lazım. Fırsat bir kere düşer, kıymetini bileceği. İnsanın kararlı değil, şanslı olup olmaması önemlidir. Ayrıca şans dememiş. Bazen fırsatlar umulmadık anda ard arda gelir dememiş kardeşim ya. Bir kere gelir demiş. O zaman ceyhan. Geldim. Yukarıdaki cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? Şimdi birbirine en yakın olan cümleleri bulacağım. Hadi. Edebiyatta yaratıcı çeviri erişilemeyecek kadar uzak bir ülkü değildir. Yaratıcı çeviri yapabilirsin. Çok çalışmadan da başarı elde etmek mümkün değildir. Çok çalış. Yaratıcı çeviri için çok çalış. 2. Çeviri yöntemi beğeniye, kulak ve duyarlılık inceliğine, dil titizliğine, çevirmenin kişisel imgelemine dayanan öznel bir yaratma yöntemidir. Çeviri yöntemi öznel bir yaratma yöntemiymiş. Bak ne güzel veriyor. Çeviri yaratıcılıktır. Birebir çeviri eksik, belki de yanlış bir çeviri yöntemidir. Birebir çeviri eksiktir. Çeviride her zaman çevirmenin beğenisi zevke esas alınmalıdır. Metnin bağlamından uzaklaşılırsa başarısızlık kaçınılmazdır. Yani burada her zaman çevirmenin beğenisi, zevki esas alınacak demiş. Çok çalışarak nitelikli çeviriler yapılabilir. Çok çalışarak nitelikli çeviriler yapılabilir. Ama bu tip başarılar, çeviriler birebir çeviri değildir. Çevirmenin de kendisinden bir şeyler kattığı, çok çalıştığı çeviridir. Şimdi bana bakın. 1 ile 5'e bakar mısınız? 1 ile 5. Hep beraber renk renk gideyim. Bak. 1. Çok çalışacağız. Yaratıcı çeviri yapacağız. İyi dinle. Çok çalışacağız. Nitelikli çeviri yapılabilir. Ama ben çok çalışacağım. Birebir yapmayacağım. Kendinden bir şeyler katacağım. Aynen çevirmeyeceksem
İşte bu yaratıcı çeviridir. O zaman 1 ile 5'in ne kadar yakın olduğunu anladın mı? Yani ben en yakınını arıyorum. Modamot değil, yakın. Peki hocam 2 ile 4. 2, çeviri yöntemi dil titizliğine falan dayanır diyor. Ama 5'te de kendinden bir şeyler katacak diyor. Olmadı. 1 ile 2, yaratıcı çeviri çok çalışacağız diyor. E burada çeviri yöntemi dil titizliğine çevirmenin kişisel imgelemine dayanan özel bir çok çalışmaktan falan bahsetmemiş. 1 ve 3. Bir de yarat çeviri çok çalışacağız demiş. Burada da demiş ki birebir çeviri eksik belki de yanlıştır ama herhangi bir şekilde yaratıcılık demiş ama çok çalışmayı falan vurgulamamış. Bak bunların 1 ile 5 hepsini vurguluyor. 3 ve 4'e bakıyorum. Birebir çeviri eksik, burada da çevirmenin beğenisi falan demiş, alakası. Yani cevap rahatlıkla Adana olarak çıkar. Romanı filme dönüştürmek başka birinin gözüyle okumaktır. Bak dikkat et. Romanı filme dönüştürmek başka birinin gözüyle okumaktır. İyi dinle. Ben bir romanı filme dönüştürdüğüm zaman başka birinin gözüyle okuyacağım. Tekrar yazacağım gibi. Bir romanı filme dönüştürmek için çok kişinin görüşü. Çok kişinin görüşünden bahsetmemiş. Gitti. Roman filme dönüştürülebilir. Ama dönüştürenin yorumu da filmin içine siner. Evet. Başka birinin gözüyle okuyacaksam, evet, başka birinin yorumu gözüyle okuma girer. Olabilir. C. Film romana dönüştürülür. Fakat dönüştürenin gözünden tekrar anlamlandırır. Çoğunuz bu şık işaretlediniz. Hayır. Niye? Dönüştürenin gözünden tekrar anlamlandırılır, yorumlanır. Doğru. Ama bu okur musunuz? Film romana dönüştürmek demiş. Oysa biz romanı filme dönüştürüyoruz. Bu filmi romana dönüştürmek demiş. Tam bir yer. Tam bir ÖSYM taklidi yaptık. Dikkat et. Evet. Romanın film aktarılması sürecinde senaristin rolü, ya senaristten bahsetmemiş burada. Yani burada başka birinin gözüyle okuyan bu filmi senaristi falan dememiş. Senaristin rolü falan denmemiş burada. Senaristi uydurma. Tamam. Hem burada zaten dikkat et. Burada uydurma. Romanı filme aktarmak çok zordur. Başka kişilerin gözüne bakmak. Arkadaşlar film aktarmanın zorluğu dememiş o zaman Bursa. Roman filme dönüştürülebilir. Evet. Ama dönüştürenin yorumu. Senarist mi daha mantıklı, dönüştüren mi? Dönüştüren. Çünkü senarist demedi bana. Peki başkası yazdı. Peki senaryo haline çeviren başkası. Onu bilemem. Tamam mı? O zaman Bursa. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yukarıdaki cümleyle aynı doğrultuda değildir? Yani aynı yolun yolcusu değildir demiş. Tamam mı? Bak bunu çözdük bu. Okur açısından geçmişin çoktan kutsallaştırılmış metinleri güvenli birer limandır. Yani geçmişin güzel eserleri güvenlidir. O zaman okur neye güvenli diyor? Geçmişin kutsallaştırılmış, klasikleşmiş metinleri. Evet. Bugün yaratılmakta olan edebiyat, edebiyata yönelmek cesaret gerektirir. Ama bu cesaret yepyeni maceralarla ödüllendirilir. Bak, bugün yaratılmak olan geçmiş değil, güncel eserler. Güncel eserler cesaret gerektir. Ama onlarda da yepyeni maceralar vardır. Evet. Okur kendini kanıtlamış ünlü eserleri takdir eder. Evet. Aynı yorum doğrusu. Okur güvenli birer limandır. Onlar tabii ki takdir ediyor. Yani onlar kutsallaştırmış metini. Onlar için güvenli birer liman dedi. O zaman burada rahatlıkla bunu bulabilir. Çağlaşan eserler okuru iyi gösterir. Çünkü güvenli liman çıkar. Klasik eserlere yönelmek bir risktir ama bu risk göz alanlar mutlu olur. Hayır. Klasik eserler geçmiş eserler, kalıplaşmış. Bunlar risk değil ki. Bunlar güvenli liman. Güncel eserler bir risktir. Ve bunun sonucunda yeni macera olur. O zaman C'ye. Tüm dönemleri seslenen eserler okur açısından güvenilirdir. Evet. Evet, geçmişi kutsallaştırmış klasik metinleri. Okur çağlaşmış eserlere daha çok güvenir. Evet. O zaman cevap C'ye'dir. Aşağıdakilerden hangisi ünlü sanatçının kurduğu cümleyle karşıt anlamlar taşır? Yani zıt zıt. Demek ki bunlardan bir tanesi ne olacak? Zıt olacak. Bakalım. Bir edebi sohbette ünlü sanatçımız demiş ki, roman öykünün yerine oturtulan, onun haklarının üstüne geçiren iri kıyım bir zorba değildir. Yani roman öykünün üstüne tasarlanmış bir zorba değildir demiş.
Yani roman bağımsızdır, öykü de bağımsızdır. A. Roman öykünün özelliklerini taşıyan onun üstüne kurulan bir edebi türdür. Hayır. Tam tersi. Onun üstüne kurulmamış diyor. Onun üstüne, öykünün üstüne kurulmamış diyor. Farklı bir türdür diyor. O zaman Adana. Romanla öykünün belirgin farkları vardır. Romanın bir üste çıkma, evet üstünlük kırmamış yoktur. Farklıdır. Roman yazmak öykü yazmaya göre daha zordur. Evet birbirinden farklıdır. Öykü ve roman çok... Ya ben bunu artı koyuyorum ama karşıt olmadığı için artı koyuyorum. Yukarıyla aynı demiyorum. A tam karşıt. Öykü ve roman çoğu yönden benzer özellikler gösterir. Evet bazı yönlerde benzer özellikler gösterir. Bazı yönlerde benzer özellikler göstermesi önemli değil. Farklıdır yine. Benzer insan insandan farklıdır ama benzeyen yönleri vardır. Düşünce ufku geniş olanları roman öyküye tercih ederler. Ama bunlar herhangi bir şekilde yukarının aynısı demiyorum ben. Karşıt değil ama A tam olarak karşıttır. Bitti. Anlaşıldı mı? Buna dikkat edelim. Evet. Yukarıdaki cümlelerle ilgili hangisi söylemez? Bir numara varsayım cümlesidir. Adamı gördün ama derdini anlatamadın diyelim. Pişman olmayı diyelim. Daha olmamış diyelim ki. Varsayım. İkinci cümle ama sonuçlu bak içini bulursan tamam. Bilgi vermek için. Bak için buldum tamam. Üç numara koşul cümlesidir. Dediğin her şeyi yapacağım. Sen yeter ki Bilkent Üniversitesi kazan. Sağsaya koy Bilkent Üniversitesi kazanırsan dediklerini yapacağım koşul. Dört numara çıkarım cümlesidir. Ağaçların yosun tutan yüzeyi kuzeyi gösterir. Baktım, araştırdım. Bu saptama. Çıkarım da buradan başka bir yere varmam lazım. Ağaçların yosun tutan yüzeyinin kuzeyi göstermesi kuzeyin daha soğuk olduğunu anlatır. Bak yoruma vardım. Ama burada böyle bir şey yok. Bu saptamadır. Deniz. Beş numara cümle hayıflanma. O kadar zamanım vardı ama sınavı kazanamadım. Anam. Fırsat kaçmış. O zaman cevap net bir şekilde Denizli olarak rahatlıkla çıktı mı? Ben çıktım. Hadi bakalım. Hangisi öneri söz konusudur? Bakalım öneri hangisi de var. Resim Türkçe sözlük öğrenciler ve öğretmenler için hazırlanmış eşsiz bir eserdir. Eğitim öğretimle ilgilenen her Türk insanını kütüphanenizde bulundurması gereken bir kitap bulundurun kardeşim demiş. Öneride bulunmuş. Olay bitirmiş. Diğer ana bakalım. Kalite noktasına da değinecek olursak resim Türkçe sözlük nereye, diğer sözlükler nereye? Giderek bozulan Türkçenin doğru kullanılması için gerekli bir çalışmadır. Girişinde Türkçe dil bilgisinin anlatıldığı sözlükte 25 bin madde başı ve iç madde bulunuyor. Diğerlerinde yok ama ikide bir öneri. Hemen gözüme çarptı. Evet. Hangisi olasılık söz konusudur? Kesinlik olmayacak. Bugün endüstriyel ve finansal güçler sadece metaları değil, bu metaları üretecek ve tüketecek özneleri de üretirler. Bu üretim ve tüketim mekanizmasına biyopolitik bağlam denebilir. Yani üretim ve tüketim çarkını sonsuza değin söndürecek ihtiyaçları, toplumsal ilişkileri, bedenleri ve zihinleri üretmek. Kısacası tüketenleri olduğu kadar üretenleri de düşünmek. Biyopolitik bağlamda hayat üretim için çalışmak ve üretim de hayat için çalışmak haline gelir. Mesele yeni ihtiyaçları, arzular ve bunları karşılayacak metalar üretirken ilgili öznelerin üretim ve tüketim döngüsündeki konumunun bu metadan diğerine sürekli yer değiştirmesi sağlayabilmek. Dün son parçasını monte ettiğiniz kitaplı belki de belki ileride kesinlik yok bitti. Ulan sona kadar okuttu. Belki sanırım ebilmeyi bulmak için sonuna kadar okuduk. Hangisi kanıtlanmak açısından, kanıtlanabilirlik açısından diğerlerden farklıdır? Siz öznel ve nesnel arayacaksınız. Bak. Bizi hangisi özneldir, hangisi nesneldir, hangisi öznel değildir falan diye kanıtlanabilirlik açısından sorduğu için direkt buradan yakalayacaksınız. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Direkt buradan yakalayacağız. Hadi. Çocukluğumun geçtiği 70'li yıllarda Adana Taşra denen o yoklar ve yoklar diyarında bizim yanımızda, bizim bir yanımız dağlardaydı hala. Kara çadırlar halinde rüzgarların ortasında dalgalarımız dururdu. Rüzgarlar da rüzgardı hani. Hep beni mutlu etmek için eser durdu. He, rüzgar beni mutlu etmek için. Rüzgar biliyor mu bakalım bunu? Al sana özler. Değil mi? O yoklar ve yokluklar diyarında. Oranın yoklar ve yokluklar diyarı olduğu kendi yorumu bana göre belki varlıklar diyarı. İnsanın neye varlık neye yokluk dediğini bilemem. Esti mi? Hem dedemin tütün kesesini hem de süt bakraçlarını cambul cumur devirdi. Kime sorarsan sorun rüzgar esince onu devirdiğini herkes görür nesnel. Hatta o mükemmel rüzgarın bence mükemmel değil öznel. Dedim o güzel parmağını bence o parmak güzel değil öznel. Buyur. O zaman cevap Ceyhan olarak rahatlıkla çıkar. Evet. Hangisi doğrudan anlatılır bir cümledir? Direkt verecek. Adam herkesin sorunlarla yakından ilgileneceğini ısrarla belirtti.
herkesin sorunlarla yakından ilgileneceğim deseydi. Herkesin sorunlarla yakından ilgileneceğim dedi. Böyle deseydi o zaman doğrudan anlatım olurdu. Zaten belirtti ifadesiyle bunun dolaylı anlatım olduğu belli. Hukukun üstünlüğün silahın üstünden yeğdir dedi. Aynen vermiş. Bitti. Doğrudan anlatım. Bu doğrudan anlatımdır. Aynen demiş. Senin yanında kimsenin duramayacağını sevimi yıllardır söyler dur. Senin yanında kimse duramaz dedi deseydi olurdu. O zaman bu da dolaylı. Kemal uygarlığın yalnızca bilim ve teknolojiyle açıklanamayacağını söylerdi. Kemal uygarlık ve bilim sadece teknoloji açıklanamaz dedi deseydi olurdu. Bu da dolaylı. Goethe zamanımızı ve neşemizi çaldığını itiraf etti. Goethe zamanımızı ve neşemiz çalındı dedi deseydi olurdu. Bu da dolaylı. O zaman doğrudan ikidir. Direkt olarak verilmiştir. Hangisi kendinden sonraki cümlenin koşulu durumundadır? Yani kendinden sonraki. Hani yemeğini yersen seni dışarı çıkarırım. Seni dışarı çıkartmak için bir koşulum vardı. Hatırladınız mı? Böyle bir şey. Ben böyle bir şeyi arayacağım. Hadi kendinden sonra. Kemal Gökçe yazar, insanı sadece insan olduğu için sevelim dedi. Gerçekten de herkes her şeyi önce kendisi düşünerek yapmalıdır. Ancak o zaman Yunus Emre'ye bir nebze olsun yaklaşırız. Bak, şimdi soruyorum. Yunus Emre'ye bir nebze yaklaşmak için koşulum ne? Hemen bakalım. Herkes her şeyi önce kendisi düşünerek yapar. Sağ sağa koy. Herkes her şeyi önce kendi düşünerek yaparsa Yunus Emre'ye yaklaşırız. Bitti. Cevap fırsattır. Evet. Anlam bakımından diğerlerinden farklıdır. Böyle sorulduğu zaman ilk önce şöyle bir oku ve zaten beraber düşündüğümüz zaman çıkacağız. Anlam bakımından demiş. Ya olumlu olumsuza baksana ya. Yaklaşık 3000 yıldır insanlar kendilerine değişik yerleşim alanları bulmuş. Buldukları bu alanında yaşam savaşı vermişler. Olumlu, olumsuzluk iki yok. İnsanların günlük hayatta yaşadığı sorunlar üzerine yazılan makaleler çok katı ilkelerin ışığında kaleme alınan ürünler değildir. Değil var. O zaman olumsuz. Keramet yekli. Çocukların annelerini göklere çıkarması hoşumuza gidebilir. Evet. Ama bir anda göklere çıkardıkları gibi yere bırakabilirler. Yüklemlerde olumsuzluk iki yok. Olumlu. Harunamadı mesela bir Arap atasözü olan boynuz umarken kulaktan olursun atasözü üzerine kurulan bir eserdir. Olumsuzluk yok. Eser değildir dememiş. Adam bana verdiği huzur beni rahat bir döşek gibi sardı, sarmaladı. Sarmalamak oradaki ma olumsuzluk değildir. Sarmalamak değil mi? Oradaki sarmalamak sarmalamadı deseydi olumsuz olurdu. Bu da olumlu. O zaman olumsuz olan bursa bitti. Yüklemin anlamı dikkat et. Evet. Hangisi içerikle ilgilidir? Bak içerik ya da muhteva ne anlatıyor sorusunun cevabıydı. Ama biçim nasıl anlatıyor? 20. yüzyıl edebiyatımızda en önemli eserlerinden biridir eşsiz romanımız. Anlatmak istediklerini realizm ve naturalizm ögeleriyle harmanlayarak başarılı anlatıyor. Anlatmak istediklerini bilmiyorum ben. Burada bildiğiniz üslup var. Realizm, naturalizm, teknik. Sosyoloji ve psikoloji gibi yeterince gelişmiş iki sosyal bilim dalında eseri kurgularken kullanmaya çalışan yazarımızın başarılı olduğu pek söylenemez. Hala neden bahsediyor? Üsluptan, biçemden. Batı Avrupa'nın en geniş orman alanlarını barındıran Ren Vadisi'ni, Ren Nehri'nin Koblenz'den Mainz'e uğranan Kıvrımlı bölümünün tarihi şatolarda eserde bulabiliriz. Bitti. Eserde ne anlatıldığı sorununu buldum. Yazar kimseden öykünmediğini ifade etse Balzac edisi bu da biçimle alakalıdır. O zaman cevap dörttür, denizdir. Evet, boşluklar. Hem sözcükte anlama girer, hem cümlede anlama girer. İlk önce genel olarak okuyacaksın, anlayacaksın. Anladın mı? Anlatsın. Tamam. Anladıktan sonra yapacağın sonuncu boşluk. Google 2008 yılında FreeTrace adlı bir nokta nokta hizmete sundu. Grip olan kişilerin internette griple ilgili aramalar yapmasından nokta nokta şirket, veri trafiğinin nokta nokta son boşluk önemli. Hangi ülkelerde grip salgının yaşanacağını henüz salgının başlangıcına tahmin etmeye çalışıyordu. Bak, hangi ülkelerde grip salgını yaşanacağını falan bir veri trafiğini bir şey yapacak. Veri trafiğini araştırıp olabilir. İyi olmasın. Veri trafiğini seçip hangi ülkelerde? Veri trafiği seçilmez ki. Veri trafiği gitti. Bak ele. Veri trafiğini analiz ederek çok güzel. Veri trafik analiz edecek ve böylece hangi ülkelerde hangi salgın? Çok güzel. 10 numara oldu. Evet. Veri trafiği düşünüp lan veri trafiğini neyin düşüneceksin? Veri trafiğini
karar verip, ya veri trafiği neye karar verecek? İki şıkka indi. Artık iki şıktan birini bulacağım. Tamam. Google 2008 yılında FluTrans adlı bir araştırmayı hizmete sundu. Grip olan kişileri internette griple ilgili aramalar yapmasından etkilenen şirket, veri trafiğini araştırıp hangi ülkelerde grip salgını yaşanacağını henüz salgının başlangıcında tahmin etmeye çalışıyordu. Evet. Google 2008 yılında FluTrans adlı bir uygulamayı hizmete sundu. Evet. Grip olan kişilerin internette griple ilgili araştırmalar yapmasından yola çıkan şirket, veri trafiğini analiz ederek, çok oturdu ama araştırıp da olabilir. Ama Google hizmete bir şey sunmuş. Araştırma hizmete sunulmaz. Araştırma yapılır. Senin yaptığın bir şey. Hizmete araştırma yaptıktan sonra vardığın bir şey. Uygulama hizmete sunulur. O zaman bir uygulamayı hizmete sundu. Araştırma araştırılır, hizmete sunulmaz. Evet. Ve yola çıkmış bir yerden, yola çıktıktan sonra veri trafiğini analiz etmiş. Yani sadece analiz ederden değil, başa da baktım. Sondan iki şıkka indirdim. Sonra kesin çözümde bulundum. Yukarıdaki numaralarım söz gruplardan anlamlı kurallı bir cümle oluşturacak olursa hangisi baştan üçüncü olur? Hadi okuyalım. Özne başa olacak, yüklem sona olacak. Don Quixote pek çok açıdan onun yaşamının belki de Freud'un hayatını ve psikanalitik en önemli parçası olur, düşüncesini etkileyerek. Bir kere. En önemli parçası olur. Bu sonuncu. Beşinci cümle. Tamam. Beş sonunda. Bundan eminim. Şimdi özne başta olacak. Kim? Don Quixote. Bir. Bak. Bunları ele. O zaman birle başlayacak. Ve pardon, dörtle bitirecek. Tamam. Tamam. Birle başlayıp dörtle bitecek. Şimdi artık kelimeleri eklemleyerek götür. En önemli parçası olur. Şimdi bunun önüne hangisi gelir? Onun yaşamının belki de en önemli parçası olur. Freud'un hayatının ve psikanalitik en önemli parçası olur. Olmadı. Düşüncesini etkileyerek en önemli parçası olur. Bak, onun yaşamının belki de en önemli parçası olur. Çık diye oturdu. Çok güzel. İki. Şimdi ikiyi de buldum. Şimdi artık. Don Quixote. Pek çok açıdan hangisi gelir? Düşüncesini etkileyerek olmaz. Don Quixote pek çok açıdan Freud'un hayatını ve üç, psikanalitik düşüncesini etkileyerek onun yaşamının belki de en önemli parçası olur. Çık diye oturdu. Baştan üçüncü soruluyor. Bir, iki, üç. O zaman baştan üçüncü beştir. Ola E olarak çıktı. Yüklemli özneyi bulursan rahat edersin. Hangileri arasında sebep sonuç ilgisi vardır? Neden sorusunu sor. Ya da kafandan araya tık içim koy. Hadi. Bugün çeşitli kişi ya da gruplar dinledikleri müzik türleriyle sosyal statü sağlayabiliyor. Yani bazı müzikler yüksek statülü, bazı müzikler düşük statülü kabul edilebiliyor. İsteyerek ya da istemeyerek müziğe siyasi ve sembolik değerler yükleniyor. Aa, bir şey uyandı. İsteyerek ya da istemeyerek müziğe sembolik değerler yüklendiği için, baktık için koydum. Bazı müzikler yüksek statülü, bazı müzikler düşük statülüdür. Bak, isteyerek ya da istemeyerek müziğe siyasi sembolik değerler yüklendiği için bazı müzikler yüksek statülü, bazıları düşük statülüdür. Tık için tarafı sebep, neden? Bu taraf sonuç. O zaman buyurun 3-2 olarak çıktı. Her zaman kafanızdan araya tık için koyun demiyor muyum? Rahatlıkla buradan çözüldü. Evet. Cümlede anlam. Etkinlik ve soru çözümü oynatma listesine gidiyorsunuz hemen. Yeni stil sorular ve 10 numara 5 yıldız cümlede anlamı soru çözümünü yapıyorum orada. Hemen. Sonra TYT Türkçe Soru Bankası'ndan hemen cümlede anlamı bitiriyorsunuz. Taktik edildiği bilgisi de zaten anlam soruları olmadığı için gerek yok. Ve taktiklerle paragraftan test 68-69 hemen çözülüyor. Anlaşıldı mı? Taktiklerle paragrafın kampını yapacağım, unutmayın. Ve TYT Türkçe Soru Bankası'nda da neyi vardı bunun arasında? Misler gibi haritası vardı artık. Kocaman soru bankası oldu, kalın. Ve buradan bunları bitirmenizin önemini söylüyorum. Aa, bir deyim bir hikaye. Hadi.
Ali kıran baş kesen. Hep böyle söylenir. Bu bışkın, acımasız zorbalar hakkında kullanılır. Ama bunun orijinali öyle değildir. Dal kıran baş keserdir. Ormanlara önem verilmiştir bizim kültürümüzde. Hatta Fatih Sultan Mehmet Han ormanlarından bir dal kesenin başını keserim demiştir. Türk İslam töresinde ağaç ve bitki hukuku derindir. Bu yüzden dal kıran baş keser. Ama biz bunu Ali kıran baş kesen olarak kullanırız ve zorbalar için kullanırız. Demek ki ağaçları kesenleri kafamızda zorba olarak yapmışız. Hele orman yangınları var. Orman yangınlarını düşünün. Orman yangınlarında ormanlara zarar verenler bizim açımızdan her zaman zorbadır. Anlaşıldı mı? O zaman cümlede anlamı da bitirdik bizler gibi. Ve paragrafımız kaldı sadece. Son arkadaşlar paragraf videolarına doğru yürüyeceğiz artık. O yüzden hemen sen etkinlik ve oynatma listesine git. Cümlede anlamı iyice tekrar et. Benim artık başka Türkçelerle aldatma. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Esen kal.